Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sake çekirgesini elime alacağım ve birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Şu an elime doğru geliyor. Ben çıplak elle almayacağım. Tedbir olsun diye şununla alacağım. Çünkü çeneleri bayağı güçlü bu çekirgelerin. Şimdi bir tutma şekli budur. Çekirgeleri böyle tutabilirsiniz. Fakat çoğu çekirge bacağını bırakacaktır. Bu bırakmaz. Bu tür. Şöyle yumurtanın borusunu göstereyim. Bu boru ne zehirli bir borudur. Ne de bir şey. Bakın zaten bayağı esnek bir şey. Pek oynamak istemiyorum çünkü dişi bir birey. Yumurtlayacak olabilir. Şimdi netlesin kamera. İlk önce elimi yanına koyayım. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Ve korkak. Bakın. Kaçıyor hayvan. Hiçbir saldırganlığı yok. Şu an kadar görmedim. Şöyle gösterebilirim. Böyle tutabilirsiniz. Şimdi ben böyle tutmayacağım. Elimi alacağım direkt. Bir çubuk yardımıyla elinize alabilirsiniz. Şöyle. Çubuğu şöyle getirin. Evet. Çubuğu şöyle kaldırıyoruz. Ondan sonra şöyle. Evet. Elimizde şu an. Gördüğünüz gibi. Şu çubuğu neden tutuyorum diyorsanız ısırmasından korkuyorum. Çünkü çeneleri bayağı güçlü. Isırırsa kanatabilir. Çubuğu kafasının önüne koyuyorum ki ağzıyla hamle yapmasın. Ki yapmayacaktır zaten. Ben tedbir olarak koyuyorum. Sizin elinizi izlemeyi zannedecektir. Bacaklarını biraz yakın çekimi alabilirsek. Şöyle. Bacakları kopuk arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunu bir bahçıvan veya bir avcı yapmış olabilir. Antenlerinden biri de kısa ve uzun. Onunla bir bahçıvan yapmıştır büyük ihtimal. Çimlerin arasında dolandığı için kesilmiş olabilir. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Bunu yine arkadaşımızı çimene koyalım. Yapay çimene. Evet. Ayakları da bayağı güçlü. Bırakmıyor yani. Evet. Hiçbir zararı yok bu canlıların. Lütfen öldürmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.